Belediye ekipleri asfalt çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İstasyon Caddesi'ndeki asfalt çalışması beklenenden daha kısa bir sürede tamamlandıktan sonra Karaman yolu asfalt çalışmalarına başlanıldı. Çalışmaları yakından takip eden Belediye Başkanı Özkan Özgüven yerinde inceleme yaparak talimatlar verdi. Planladıkları çalışmaları tamamlamak için gece ve gündüz çalışıyoruz diyen Özgüven sözlerine şöyle devam etti. Asfalt çalışmalarını gerçekleştiriyor. Gerçekten burası meşakkatli, sıkıntılı bir yoldu. Bu anlamda vatandaşlarımızın da haklı olan serzenişleri vardı ama burada kanalizasyon, su gibi altyapı hizmetleri bitti. Onun ötesinde özellikle MEDAŞ'ın yapacağı bazı çalışmalar vardı, onu da bitirdik. Her defasında çıkıp vatandaşımızın karşısına asfalt yapıyoruz demenin yerine gerçekten yaptığımız hizmetlerin kalıcı, ayakları yere basan hizmetler olmasını istiyoruz. Ya değilse biz de birçok mahalleye, birçok caddeye girip 10 santimetre asfaltı döşeyip bu işi yapabiliriz ama 2 yıl sonra, 3 yıl sonra, 1 yıl sonra bu yatırılan, yapılan hizmetlerin yani sarf edilen kaynakların boşa çıkmasını istemiyoruz. Burada TMT döktü arkadaşlarımız. Buradaki çalışmalar cumartesi, pazar başladı. Bugün hepsi bitti ve inşallah bana verilen bilgilerde yarın ya da yarından sonra buranın işleri bitecek. Ve özellikle mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Yani burada az önce sordum asfalt kaç derece sıcak diye. Şantiyeden 150 derecede sıcaklıkta geliyor dediler. Şu an itibariyle silindirden dökülen su tanecikleri adeta asfaltta kaynıyor. Bir taraftan havanın sıcaklığı var. Ama arkadaşlarımız gece 12'ye kadar, 1'e kadar yani bir bardak suyla burada bu çalışmalar sürdürüyorlar. Burada Ereğli halkının huzurunda mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bizlerin en yakın çalışma arkadaşları muhtarlarımız. Muhtarımız işin başında. Muhtarımıza çok teşekkür ediyorum. Burada halkımıza çok teşekkür ediyorum. Daha güzel çalışmaları, daha güzel hizmetleri Ereğli'mize sunmakta ısrarlı olduğumuzu, çaba sarf edeceğimizi, çaba sarf ettiğimizi bir kez daha yenilemek istiyorum. Burada hem Gülbahçe, hem Barbaros Mahallesi başta olmak üzere bu yolunda hayırlara vesile olmasını, kazasız belasız kullanılmasını da Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum.